Evet, ne diyelim, nasıl giriş yapalım? Trump amca bizi disco'ya götür, altcoin'lerde bizi zengin et. Bitcoin'in zaten önünü açacağını söylemişti. Yani söylediklerinin %10'unu yapsa zaten bizim piyasalar için yeter de artar. Dolar endeksi sert yükseldi. Bitcoin gerçekten bu sefer eski arkadaşınla 73 bininde kırıp geçti. 75 bine doğru bir yükseliş yaptı ama şu an itibariyle 74 bin. 680. Herkesin aklındaki soru şu: Trump seçilince bir aşağı doğru vuracaklar mı? Yani haberi artık gerçekleştirdi. Satalım mı? Bitcoin'lerden çıkalım mı? Biliyorsunuz zaten bizi takip edenler de, bizde hiçbirimizde Bitcoin yok. O yüzden altcoin'ciyiz. Altcoin'de de ben bunu daha öncelerde söyledim. Dominansiyenin artık kanalın üst bandına doğru gittiğini, özellikle Bitcoin 80 bin civarında altcoin'lerin artık yolunu bulacağı. Bu kadar sizi üzdüm. Donunuza kadar soyduk. Piyasada yapacağımızı yaptık. Sizleri bezdirdik ama artık yavaş yavaş sizlerin de yüzünü güldürelim diyecekler. Tabii Bitcoin kısmında ilginç gelişmeler de var. Sadece Amerika'da da değil. En son bir İngiltere'den de bir emeklilik fonundan Bitcoin'e yatırım sinyalleri geldi. Haberler pozitif, her şey pozitif. Aşağı vurabilirler mi? Vurabilir. Bu piyasanın kendi iç dengesiyle olur. Bu da kendi iç dengesine short ve long oranları. Eğer longçular buradan bir an tabii fırsat da vermediler. Özellikle Bitcoin dün gece itibariyle sert hareketlendi. Derken 75 bine. Yani acaba longçulara fırsat verdiler mi? Ya da buradan artık yüklü miktarda long aldılarsa doğal olarak aşağı vuracaklar. Yani piyasa yapıcıları şu shortçular ve longçuları tokatladıktan sonra yapacağını yapıyor. Ama uzun vadede de, bunu daha önce de söyledim, 2 hafta önceki videomuzda da, Bitcoin'in yönü belli. Seçimden sonra da düşerse de öyle çok fazla oralarda kalıcı olmayacağız. Altın çerçevesinde sert bir geri çekilim var. Burada uyanmıştık. Kaç kez uyardık. Haftalıkta özellikle ara sayıda aşırı alım noktası olduğunu. Altcoin'ler hızlı bir toparlanma sürecine giriyor mu? Özellikle Total 3 gerçekten umut verici. Orada bir W formasyonu oluşuyor. Umarım o W formasyonu gerçekleşir ve bizim altcoin'cilerin artık zengin olacağı tarihi az sonra karşınıza sunacağız. Ama şöyle bir dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksi çok sert yükseldi. Yani böyle bir yükseliş kimse görmedi. Böyle bir mum uzun zamandır yoktur. Genelde faiz indirimlerini ertelediklerinde ya da faiz arttırımları olduğunda böyle bir mum görürdük ama Donald Trump amcamız her şeyi etkiledi. Her şeyi pozitif etkiledi. Bir altın yatırımcısı. Burada ufak bir burun kırın yapabilirler ama özellikle altın gerçekten son 2 yıldır güzel performans gösterdi. Dolar endeksinin artık geri çekilimler neresi derseniz, artık burası 104 bandına geri çekilmesini bekliyoruz. Dolar endeksini takmayan ise Bitcoin oldu. Neden? Çünkü Trump bizim büyük bir destekçimiz. Şöyle bir hemen hızlıca bir altına bakalım. Şu ribbonu bir kapatalım da daha net tablolarımız olsun. Altın bugün gerçekten sert bir düşüş mumu yaşadı. Buralar dikkat edilmesini söylemiş. 2750 bantlarının sat sinyali oluşmuş. Yani biz şunu vurguladık. Bakın bunu daha öncelerde söyledim. Haftalıkta ne zaman yeşil alanlar oluşsa bir düzeltme içerisine girer. Tutar ya da tutmaz dedik ama genellikle hepsinde de tuttuğunu gördük. Bakın burada da bir yeşil alan ara sayı özellikle 80 bandına doğru gittiğinde bir düzeltme sürecine girmiş oluyor. Şöyle bir daha düzeltmenin başlangıcında gibi geliyor. İlk karşılaşacağı güçlü desteklerden bir tanesi 2600-2590 bantları olur. Ama asıl iki tane önemli range'imiz var. Çok sağlam. 2400 birincisi bu band. Ardından da 2280 bandı oluyor. Ben zaten bu süreçte hatırlarsanız yani %90'ını falan okuttum. %10'luk bir kısım kaldı demiştim. Aşağılara gelirse alabilir miyiz? Alabiliriz. Yani dünyanın para basma yarışına girdiği bir evrede niye altın almayalım, Bitcoin almayalım, gümüş almayalım ve bizi milyoner edecek altcoin'lere yatırım yapmayalım. Şimdi geldik bu diyarların kralı. Bu diyarlar müjdeleri buralarda vermiştik. Düşen trendi kırdı. Bakın burada uzun süreli
bir hekimle alanı yaşadık. SMB aldı başını gitti. Nasdaq aldı başını gitti. Altın aldı başını gitti. Ama Bitcoin ATH'ını kıramamıştı. Öksüz mü dedik? Öksüzlüğünü bugünkü güzel bir mumla da kanıtlamış durumda. Şu 5 aylık 4 aylık süreci güzel bir şekilde kırdık. Yatay bir evre, hafiften de düşen bir evre. Kırdık, retes ettik. Yukarı attık. Yukarıda doğal olarak kar satışları oldu. 73-74 binde. Sonra aşağılardan yolumuza devam ediyoruz gibi gözüküyor. Geri çekilimler şimdi için 2000'lerden çekiyor. 72.800 bantlar olur. Onun ardında belki şu rençleri 69.500 rençlerine retes edebilir. Hocam satalım mı sonra? Ya arkadaşım yani bu arada çok fazla al sat yapılmaz. Yani diyeceklerimiz bunlar. Ama bizi asıl ilgilendiren tablo bu. Hatırlarsanız burada çizdik. Buralarda dedik ki Bitcoin'de Bitcoin'in dominansiyesi özellikle 60 bandına doğru gidebilir. 59-60 diyorduk önceden. Neden? Kanalın o zamanki bandları buraları gösteriyor. Ama bu süreç uzayınca doğal olarak kanalın üst bandı da 61'i gösteriyor. Şurada bir sert bir çizgimiz var. Yükselen bir trendimiz var. Yani buranın biraz altındayız ama üzerine de çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Artık 61'lerden dönmesi lazım. Burada da bakın aynı altında gösterdiğimiz gibi. Neyi görüyoruz? Yeşil alan. Peki daha önce böyle bir yeşil alan yapmış mı? Yapmış. Düzeltmesini yapmış mı? Yapmış. Burada da bir yeşil alan görüyoruz. Bakın şurada da bir saniye. Neredeydi? Burada da bir yeşil alan görüyoruz. Düzeltmesini yapıyor. Ama genellikle şu kanalın üst bandına bir öpücük mü atıyor dersiniz? Dokunuyorum derseniz. Ne derseniz deyin. O yüzden kanalın üst bandı neresi? Arkadaşım an itibariyle 61.10 bandı gözüküyor. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Umarım şu bizlerden çaldıkları, hepimizden çaldıkları paraları fazlasıyla verir. Paranın altında kalacaksınız dedik. İki haftadır bunu söyledik. Bazı coinlere ekleme yaptık. Bazı coinlere güzel yerlerden maliyetlendik. Umarım 2024'ün son çeyreği, 2025'in ilk çeyreği hepimizin paraları saydığı, yüzlerimizin güldüğü bir dönem olur. Total 3'e bakalım. Yani altcoin rallisi ne zaman başlayacak dediniz. Yani buradan bir düşüş geldiğinde dominansı da artık başlar. Özellikle ben zaten Bitcoin'de 80 bin bandını söylüyorum. Yani 80 binden sonra artık altcoin'e, bakın altcoin'lere para girişi olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunu buradan açmayayım da farklı bir şey göstereyim. Daha önce göstermiştim. Hatırlayanlar bilir. Yeni gelenler varsa onlar da gösterelim. Şimdi haftalık tabloda Bitcoin'i açalım. Bak, haftalık tabloda Bitcoin'imizi açalım ama bu borsadan değil. Bitswap'tan açalım. Çünkü burada veriler daha eski. Neden iki haftadır bunlar diyoruz? Söyleyelim şimdi. Size söyleyelim. Bitcoin. Bak. Bitcoin eski ATH'ını kırarken ne zaman? Aşağı yukarı Aralık ayında. 2020'nin Aralık ayında 2021'e girerken. Ne yapıyor? Tarihleri aklınıza tutun. Doğru mu? Doğru. Gelelim Total 3'e. Total 3'e bakalım. 2020'nin Aralık ayı ne zaman arkadaşım? Bakın buralar. Burada da aşağı yukarı zikzaklar yazıyor. Hocam buradaki mumlar çok ufak. Hayır arkadaşım ufak değil. Çünkü o tabloyu şöyle büyüttüğümüz aslında buradaki geri çekilimler de sert. Ama yoluna sonra nasıl başlıyor ve altcoin'de insanları nasıl zengin ettiğini görüyorsunuz. Yani özellikle şurada bir tablomuz var. Yani bir önceki tepeyi de kırdıktan sonra arkasından herkese baktırıyor, el sallattırıyor, sallattırıyor, cümleyi de kuramıyorsunuz. Neyse, o günler gelsin de isterseniz cümle kurmayın, ulaşacağım diyeceksiniz. Doğru. Şimdi gelelim dominansiye. Bakın. Aralık dedik, doğru değil mi? 2020'nin Aralık ayı. Haftalığı da açalım da hiç uğraşmayalım. Geldik 2000. Bak burada da dominansı yükseliyor. Zirveyi yapıyor. Tam 2021'e girerken yani Bitcoin eski ATH'ını, eski zirvesini,
bir önceki bu adanın zirvesini kırdıktan sonraki süreçten sonra dominansiyede düşüyor. Total 3'te yükseliyor. Altcoin'de herkesi zengin ediyorlar. Altcoin'de herkesi paranın altında bırakıyor. Umarım o günler yakın. Hepimiz o günleri bekliyoruz. Neyse şimdi Total 3'ü tekrardan değerlendirelim. Total 3'te neredeyiz? Total 3'teki tablo güzel. Hocam W var. Bakın Total 3'te aynı Bitcoin gibi. Ne yapıyor? Şuradaki düşen yapıyı kırıyor. İki kez, bakın iki kez retest ediyoruz. Bunu günlükten çarsak W'yu net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Bakın sürekli buradan retest. Daha önceleri de söyledik. Bakın bu 655 bin bizim önümüzde set görevi görüyor. Eğer bura kırılırsa 655-660 bin bandı kırılırsa gözümüzü altcoin'in rallisinin başladığı ya da sert şekilde başladığı yer 811'lere doğru açabiliriz. İşte asıl ralli oradan başlar. Yani benim tahminim ne olur? Yılbaşına kadar şöyle bir hareketler yaparız. Buralarda bir red yeriz. Aşağılarda oyalarız ama yılbaşından sonra da daha sert yükselişleri görürüz. W nerede derseniz W da burada arkadaşım. Bak şurada güzel bir W var. Bu W'yi kırdıktan sonra hedef neresi? 740 bin bandı. 740 bini almışken ben buralara 800 binlere doğru da bir hareket edeyim diye Total 3 tablosu var. Total 3 tablosunu direkt Ethereum, Bitcoin harici elimizde o ismini cismini bilmediğimiz ya da kulaktan duyduğumuz hafif videosunu incelediğimiz aşık olduğumuz ya da bizi besleyen o coinler maalesef Total 3 tablomuzu oluşturuyor. Ve artık diyorum ki altcoin'de paraları saymaya başlayalım. Diyeceklerim bunlar. Başka bir şey diyebilirim. Bir de Ethereum Bitcoin paritesine bakalım. Yani ben özellikle rally'nin bakın bir Total 3 tablosu, iki dominansiyede bir artık o tepeyi belki tepeye değmeyebiliriz. Bu sefer fake yapıp tepeye varmadan hatta buralardan bile geri çekilebiliriz. Yani artık yavaş yavaş gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir verimiz de Ethereum'un Bitcoin paritesi. Yani kusura bakmayın. Ethereum kötü, Ethereum yavaş falan filan. Fark etmez arkadaşım. O zaman Bitcoin'i kimse almaz. Yani Bitcoin hepsinden yavaş. Ama şöyle de bir gerçek var. Ethereum'un olmadığı bir rally olmaz. O yüzden ilk önce hareketleri Ethereum başlatır diye düşünüyoruz. Ama burada da maalesef Ethereum'un Bitcoin partisinde çok çok geriye düştüğünü gördük. Özellikle 60 binden sonra Ethereum'da sert hareketleri görürüz. Altcoin'lerde sert hareketleri görürüz ama ondan önce bir 3900 bandını alması lazım. Bugün öyle çok net bir yeşil mum Bitcoin partisinin nazarını yakmasa da birincisi Arasay'da Bitcoin partisine göre bir al sinyali yakmış gözüküyor. Diyeceklerim bunlar. Yani birinci hareketimiz bu 3900 bandı ama asıl rally'nin kesinleştiği teyidini aldığımız yerde 6000 bandı olacaktır diyorum. Buradan yorumlara geçiyorum ama şöyle bir kahvemizi elimize alalım içelim. Umarım böyle keyif yaparak daha çok içeceğimiz günler olur. GST ve LİT demiş Müjdat Hoca. Bakalım Müjdat Hocam. Dodo bakabilir misiniz? Ya bu Dodo ilginç bir coin. Elimde var da çok yüklü yok da var ama ona da bir değinelim. Tolga Ateş Secerite coin demiş. Hocam Fida coin'i analiz eder misiniz? ERN ve UMA inceler misiniz? MIV coin demiş. Hocam Kamala seçilirse kripto paraları ne olur? Artık bu böyle bir soruyu cevaplamaya gerek yok. Tabii özür diliyorum. Hafta sonu ve normalde hafta sonu zaten video çekmiyorum. Pazartesi salıyı biraz es geçtik. Onda da seçimlerden dolayı. Yani seçimler öncesi ne desek boş. O yüzden es geçtik. IC uygulaması yapılıyor mu? Yani bilmiyorum. Hocam Alice Mbox Liver Rally'de iyi kazanır mı? Ya bu Mbox'in market cap'i çok düşük. Yani delist olmadığı sürece. Arkasında kötü haber sürece. Olmadı sürece. Ufak bir para girse Mbox'u yukarı atar da. Ali Cey'nin de bir tablosuna bakalım. Evet Emir Şahin. Şimdi hocam Emir Şahin diyor ki likidite sorunu var. Meme coinlere kalitesiz coinler boğa görmeyecek diyor. Yani şöyle diyeyim. Berat hocam şimdi Pepe'ye baktığımızda en dibinden 15 kat yapmış. Boğa görmesine gerek var.
Yok. Ya zaten Bitcoin boğada yani 10-15 kat görüyor. Yani o var. Ya meme tokenler her türlü kazandırıyor. Yani. Ben onu gördüm. Yani bazıları tersine sürekli hareket ediyor. Ama hype'ı yakalayan meme tokenler ya da likit de market cap'i çok düşük olan coinler hype'ı yakaladı mı yardırıyor. Onu diyebilirim. Yani diyeceklerimiz bunlar. Yoksa Aptos'ta, Matic'te bilmem ne diye. Onlar da düşüyor sürekli. Onlar da düşüyor. Yani son bir yıllık sürece bakalım. Aptos alan mı? Sonra bakın Aptos ki yeni bir proje. Avax alan mı? Matic alan mı? Yoksa tutup Pepe, Floki'ye atan mı kazan? Yani şu anda bile hala bunlar yatırımcısına güzel bir kar verdi. BOME'den cacık olmaz. Hocam 11 aydır düşüyor. Vallahi biz 57 bandından aldık. Yani bize iki katı verdi Arma hocam. Yani en tepeden almadık. O yüzden biz hala kardayız. Yani en sonki düşüşte bile güzel kardaydık. 11 bandında yani sıfırları söylemiyorum. 57 bandında almıştık. 11 bandında kar satışlarımızı yaptık. Aşağıdan tekrardan alım emirlerimizi girdik. O en sonki alım emirlerinden bile yine kardayız. Çok fazla yorumlar var. Şu dolandırıcılar da para kaptırmayın. Biz kimsenin ne para ne coin istiyoruz. Ne de yatırım tavsiyesi veriyoruz. Kimseyi aramıyoruz. Turbo var. ZK var. Hocam Burger. BSV bakar mısınız? Çok fazla coin istekleri var. Es geçtiklerinden çok çok özür diliyorum. Normalde es geçmeyiz ama bu sefer video çok uzar. Aklımda kalan coinlerle başlayayım. Diğerlerine sonra bakarız. BOME'ye bir bakalım. Yani BOME nereden almıştık hatırlayın ya, buradan aldık. Bak, kanalın alt bandına değdi arkadaşım, alıyoruz dedik. Aldık mı aldık. Trend en sonunda kırıldı. Neden kırılacağı belliydi. Kaç kez temas etti? 1, 2, yani belki burayı da sayabiliriz. 3, 4, artık kırsın yani. Bütün meme tokenler giderken bu da geride sayıyordu. Güzel bir kar aldık. 11 bandında sattırdık mı sattırdık arkadaşım. Kar satışı yapın dedik mi dedik. Nereden alabiliriz dedik. Yani bu bantlardan aldık. Bakalım. Bu bantlardan aldık, hala kârdayız. En son alımımızdan beri. Yani bizim ortalamamız yani aşağı yukarı bunda herhalde 46'ya kadar düştü. Neden? 57'den aldık. Buradan sattık 11 bandından. Sonra geldik buralardan maliyetlendik. Otomatikmen bizim maliyetimiz bu coin'de yani 46-47'ye vardı. Neyse. Şimdi al sinyali yakacak mı? Benim için önemli olan 85 bandının kırılması önemli. 85'i alırsa evet ben gidiyorum hacı der. BOME'den cacık olur olmaz. Zaten meme token yani projeden beklentimiz yok zaten. Ya. Meme tokenlerden kimsenin beklentisi yok. Ama hype yarattı mı bizim beklentimiz şu. O yüzden diyeceklerim bunlar. Şeye bakalım. Doge gerçekten 2 gündür güzel yükseldi bugün. Özellikle son saatlerde saatten baktığımda bir düşüş var ama nereden üretiyormuş? Buradan mı? Nereden üretiyor? Yani evet bir önceki zirvesinden yemiş. Yani 22 bandı. 22 bandı. Şimdi ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Geri çekilimler neresi? Yani şurayı belki biri test edebilir. 18 bandı. 18 bandı. Yani Elon Musk amcam selam. Elon ne oldu? Şimdi artık Trump'ın söylemesine göre Hazine Bakanı mı olacaktı? Öyleydi en son aklımda kalan. Yani Doge arkasında Elon olduğu sürece giderim der. Ama arasayı da yavaş yavaş yine bir aşırı alım noktasına gelmiş. Ya belki şunu yapabilir. Yani zikzaklar çizebilir. Zikzaklar çizebilir ama ne zaman 22 bandında kırarsa burada güzel bir çanak yapmış olur. Belki çanağın kulpunu yapmaya gidebilir. Yani kulpu da büyük olasılıkla şuradaki desteğinden oluşabilir. Diyeceklerim bunlar. Güzel bir yükseliş. 4 saat diye bir bakalım. 4 saatte büyük olasılıkla ara sayı aşırı alım noktasına gelmiş. Evet yani. 80-81 bandına da çıkmış. Doğal olarak düzeltme sürecine girmiş. 18'den güzel iğneyi toparlamış ama bir daha deneyebilir yani bu 21-22 bandını. Bakalım. Yani 4 saatte ara sayını dindirmiş ama günlük de ara sayı aşırı alım noktasında. Dediğim gibi ya zikzaklar yapacak, kırıp gidecek ya da çanağın kulpunu yapabilirim der. Çanağın kulpu da dediğim gibi şimdilik en mantıklı yer 17.800 bandı, 18.000 bandı.
Ama çanak kırıldığında da ben gidiyorum hacı der. Evet şöyle GST'ye bir bakalım. Şuradan koyun marketi mi? Neyse burayı açalım. Burayı daha çok sevmeye başladım. Evet. Şimdi ne diyor? Ne kadar adedi var? Bir ona bir bakalım. 51 milyon pardon. Oo, 52 milyon adedi var. Bu fiyatları eder arkadaşım. Yani bu fiyatları eder mi? Eder. Eder. Ama bak, market cap'i düşük. Şimdi market cap'i düşük olan coinler iki türlü fırsat sunuyor. Birisi çok kötü. Neden? Delis melis haberi geldi mi? Yo, aslında güzel. İstemesi de güzel ya. Ama ne yapıyor? Bu coin balinası bizde eğleniyor acı. Eğleniyor hocam bu. Bu coin balinası eğleniyoruz. Al beni vur beni diyor. Al beni vur beni diyor. Red 7 yerde burası arkadaşım. İlginç bir şekilde. Normalde güçlü range'i burası. Yani bir banın üzerinde kalsın giderim diyor. Yani. Ne yapmış? Al beni vur beni var. Al beni buradan, vur beni buradan. Al beni buradan, vur beni buradan. Al beni buradan, vur beni buradan mı olacak? Bilemiyorum. 4 saatten değil günlükten bir bakalım. 4 saatte dip yap yani. Millet gitmiş Mersin'e. GST gitmiş tersine. Hiç tepki vermemiş ya. Bu nasıl arkadaşım? Hiç tepki vermemiş. Birçok oyun çok güzel tepki verirken GST hiç tepki vermemiş. İlginç. İlginç yani. Bilmiyorum arkasında ne haberler var, pozitif mi, negatif mi? Yani. Çok az bir tepki vermiş. %5'lik bir tepki vermiş. Yani bu fiyatları ederim derseniz eder arkadaşım. Niye etmesin? Yani 50 milyon adedi var. Diyeceklerim bunlar. Evet. Başka bir şey diyemem. Gel yorumlara bakalım. Müjdat hocam sen yabancı değilsin. Dodo'ya bir bakalım. SCRT'ye bir bakalım. Dodo. DeFi projeleri hareketli. Bakalım. Bakalım. Yani Dodo da aynısı değil mi? Al beni vur beni. Al beni vur beni. Al beni vur beni. Günala 14 bandı kırılırsa 0.14 sen kırılırsa ben giderim diyor. Yani diğer coin'e nazaran bu biraz daha güzel, bir iki tane mum atmış. Mum atmış ama istenilenini verememiş. Bakalım. Şura bir gün kırılırsa ben sert hareket edeceğini düşünüyorum. Şimdilik yaptığı şey milleti yıldırıyor. Bakalım. 0.960 bandı da tehlikeli sular diyor. En dibe tekrardan otururum diyor. Evet. Bunun dışında başka bir şey yok hocam. Yani al sinyali yakmış, pozitif. Güzel iki tane dönüş mumu atmış. Özellikle dünden başlayan bir mum var. Ama tabii bugün özellikle Doge büyük bir hacmi çaldı. Bakalım. Başka bir şey diyemem. TCRT. Evet, TCRT de aynı. Aynı. Al beni vur beni al. Ya bu baktığım bütün coinler aşağı yukarı 2 aydır al beni vur beni yaptırmış. 24 bandı. 24 bandı kırılırsa gider. Ama asıl range'i burası. Yani asıl range'i 35 bandı şu dibi kaybetmesi çok kötü olmuş. Yani. 24 bandını kaybetmesi çok kötü olmuş. Zaten buradan da sert bir düzeltme kısmına girmiş. Al sinyali yakmış. Haftalıkta ne diyor ya? Kesin uyumsuzluk vardır. Yani şuradaki süreçte uyumsuzluk var. Fiyat yatayı da gitmiş. Arasa yukarı atmış sürekli. Yani neyse haftalıkta da pardon haftalık dedik ya. Günlüğe bakmışız tekrar. Haftalığa bakacaktın ha. Haftalıkta uyumsuzluk var. Evet bak yükselen dipler, yükselen tepeler, yükselen dipler, yükselen tepeler. Fiyat sen ne diyorsun acı diyor. Bakalım yani iki önemli range'i görüyorsunuz zaten burada. 25 ile 37 bandı. Bu iki range kırılmadığı sürece ben o bu coin ne yapmış böyle ya? Bunu kim sordu? Kim sordu? Tolgacan mı? Bu coin'de hayatta kalan var mı? Evet 2 dolardan sürekli düşmüş, sürekli düşmüş. Yani buraya gitse, yani şuradaki range'ine gitse
Güzel bir kar oranı verir ama şimdi bırakın oraları. Öncelimiz nedir? 24, ardından da burası. Ya burayı kırdıktan sonra hareket eder. Benim görüşüm bu. 35 bandı. Yani SCRT'de hayatta kalan var mı yani? Kaç kat düşmüş? Orta seviyesine ya son katı verir. Evet, bugün %10'u göster. İnternetimiz biraz yavaşladı. Yani 57 milyon market cap'i var. 300 milyon adedi var. Bu fiyatta ederim. Gözü kapalı eder. Eder ama aması var işte yani. Hacim çok düşük yani. Bu tarz coinler büyük fırsatlar verdiği gibi de büyük riskleri de barındırıyor maalesef. Ama yani Binance'den de listelirse KuCoin var, bilmem ne var, MEX var. Evet. SCRT ucuz mu dersen ucuz. Ucuz arkadaşım yani. 200 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder. Aşağı yukarı eder. Birazcık para girsin ya. 10 milyon para girsin yukarı attırırlar onu. Neyse geçtik. Pida. Neyse yanlış yazdık ama sağ olsun burada. Fida yaptığı hiçbir şey yok ya. Haftalıkta iyi bir mum atmış. Günlüğüne bir. Haftalıkta al sinyali yakabilir. Günlüğüne bir bakalım. Fida hiç ölü taklidi yapmış ya. Yani şu tablo nedir arkadaşım? Tabi buradan. 2022'den beri. Git gel git gel yapa yapa. Millet bu koyundan bıkmıştır ama. Yani şöyle söyleyeyim ben. Bir yerden aldıysan güzel bir yükseliş gördün mü satacaksın. Neden? Çünkü gerisini getiremiyor. Gerisini getiremiyor. Aması da var. Aması da var. Bak buranın üzerinde kalırsa da gider. 28 bandı. 28-29 bandı. Bunda kritik nokta burası arkadaşım. 28-29. Buraları alması lazım. Günlükte al sinyalini yakmış. Güzel iki tane mum atmış. Dönüş mumları var. İki tane güzel dönüş mumları var. Umarım Tolga Hocam gerisini getirir. ERN. ERN'ye bakalım. ERN var elimizde. Bundan zamanında çok güzel karlar yaptık. Hatırlarsanız buralarda almıştık. 2-3 haftadır bizi oyaladı oyaladı. Milletin çoğu zaten 2.8'de sattı. Yani şuralardan girmiştik. 2.8'de sattı. Ondan sonra sattıktan sonra vurdu. Neden? Hacimsiz koyun. Market gibi düşük. Para girdi mi böyle güzel kar ettiriyor. Bak. Vurdu indi. Vurdu indi. Ondan sonra attı. Şimdi milleti oyalıyor. Ya olur da 2.8'i kırarsa gider. 2.8 kırılırsa ben gidiyorum diyor. Ama kıramazsa da şimdilik hala bu iki range arasında gidip gelir. Aslında o güzel bir oran var ya aslında. 1.5 ile 2.7 arasında. Yani bunun dışında başka bir şey diyemem. Ama günlükte bugünkü mum güzel. Dönüş sinyali var. Umarım piyasa el verir. Dominansı biraz düşer. Altcoin'lere yol verirler diye düşünüyorum. MEV'e bakalım. Evet, MEV. MEV ne yapmış? Al sana MIM token arkadaşım ya. 3 katı, 4 katı ya. Şu düşüşte bile 4 katı. Şimdi herkes diyor ya MIM tokenler çok. Ya en güzel projede yani. Bak o zaman. Ne diyeceğiz? Şeye bak. Ethereum alacaksın hiç arkana bakmayacaksın ondan sonra. Evet. Şimdi burada evet, telefonum çaldığı için bir an gözüm o tarafa dayan. Trendinden güzel bir tepki yemiş. İyi. Yani şuradaki trendi kaybetmemiş arkadaşım. Kaybetmişim yoksa. Üzerinde, trendinin üzerinde. Bakalım bu tablonun da üzerinde. Ben pozitifim yani. Güzel. Hızlı güzel hareket etmişim ya. Bir de al sinyali yakarsa gider. Nereye kadar gider? Bunun başka borsada bir geçmişi var mı? Aynı aşağı yukarıda aynı. O zaman en baştakinden devam ederim. Yani bir sonraki zirvesi neresi? 12 bandı yani. En sonki zirveyi ele alabiliriz. Onun dışında başka bir şey diyemem. Nereye kadar yüksek? Burayı kırdıktan sonra gider artık. Yani tablo güzel. Nereden dönmüş? Buradan yani desteğine gelmeden hızlı bir dönüş yapmış 71 bandından.
trendinde yani burada da fake atmış bak. Trendi kaybettim deyip tekrardan üzerine atmış. Yani gerçekten iki tane güzel dönüş mumu var. Şurada da bir al sinyalimiz yakarsa ne yapar? Gözünü 0.01 bandına doğru çevirir diye düşünüyorum. Yani çok fazla yorumlayabileceğim coin değil. Bunu kim sormuştu? İnan hocam neden? Grafiğe çok fazla veri yok. Bir de sert hareket eder yani. Aslında meme tokenleri çok fazla yorumlayamayız. Gitti mi gidiyor. Gitti mi gidiyor. Alice'ye bir bakalım. Alice al beni vur beni. Hiç. Yani şu tablo birçok coin'de var ya. Son 4 aydır şu tablo birçok coin'de var. Bu da diyor ki yani genellikle red 7 yer burası. 1.2 bandı. Bunun günlükteki mumu daha güzelmiş. Bak, Alice'in günlükteki mumu daha güzel. Yani şuranın bir üzerine atabilecek mi? Aşağı yukarı şurası ya. Normalde direnci burası da. Ama sonradan kendine direnç olarak 1.2 bandını yapmış. Al sinyalini yakmış. Bakalım 1.2 üzerinde kalıcı olsa yoluna devam eder diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. En aşağılardan birkaç coin daha. ZK'ya bir bakalım. Turbo. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Bir yandan da işlerimiz var. Evet. Bakalım. Şurayı alacak mı? Yani ZK 1.48 1.5 bandını alırsa gidiyorum der. Burada bir fake bir aşağı kırdım demiş. Ama bugünkü mum burada yani 1.3 üzerinde kalırsa ve bir sonraki mumda buranın üzerinden devam ederse artık 1.5'e doğru gözünü diker. 0.15'ten sonra da ben gidiyorum der. Bakalım. Yani şu yapı bir kırılırsa sert hareket edecek coinlerden bir tanesi de ZK gibi gözüküyor. Evet. Turbo'ya bakalım. Videomuzu bitirelim mi? Bir tane de en son aldığımız bir coin vardı. Bir hafta önce yazdık aldığımız coin. Neyse Turbo güzel dönüş yapmış. Bak buralar alım görüyorken. Güzel bir dönüş yapmış. Mumun gerisini getirememiş. Ara range'den retiyor. Yani 93 bandının üzerine atması lazım. Al sinyali yakacak gibi. Yani biraz daha şöyle 87 bandında kalıcı olursa, gün kapanışı orada olursa burada bir al sinyali yanar diye düşünüyorum. SLF coin aldırmıştık hatırlarsanız. Bugün güzel bir iğne attı. Ama gerisini tamamlayamadı. Yani zaten şuradan red 35 bandına doğru en dipten güzel bir iğne attı. Zaten bizim de alışlarımız herhalde şu noktadan. Yani 28-27 bandından almıştık büyük olasılıkla. 35'e kadar aslında güzel bir kar oranı verdi. Satabilir miydik? Satabilirmişiz. Al sinyalini yakmış ama ben bu coin'de iki tane önemli range görüyorum. İki önemli range kırılmadan da az önceki yorumcunun bir sözü var. Bir cacık olmaz. O zaman niye aldınız? Ya bu tarz coinlerde para geliyor. Bir anda IF geliyor. Patron kutluyorsun bak. Burada 40'tan gelmiş. Herkes piyasada kan alarken %50 bir oranda kar vermiş. Buradan bak 24'ten kaç kadar çıkmış? 35'e kadar. Al sana %50 kar. Tabii satana. Neyse. Bugünlük video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.